Ve aynı zamanda en skorer support oyuncularından bir tanesi olarak görülüyordu. Ki bu performansı da veriyordu. Fakat bundan çok uzakta. Ace belki de en güçlü gösteren oyunculardan bir tanesiydi Starzo. Team Secret'a karşı çok iyi oynamasına belki gerek olmayabilir. Arkadaşları işi kotarabilirler. Ama kesinlikle ilerleyen bölümlerde Starzo'ya da büyük ihtiyaç düşecek. Dubstep. Bakalım bu sefer çok daha etkili bir seri geçirebilecek mi? Şimdi 3 kişi meydan açılıyorlar. Zeki 2 de aldı. Bu önemli bir açılış. Bıçağını kullanacak. Şimdi yine başka bir kill daha. Sinet'in yardımıyla Zeke tarafından alınıyor. Tabanca roundu kabus gibi başladı Team Secret tarafından. Daha cross koydukları yerde iki oyuncu kaybetmeleri tabii ki hücumu da biraz güçleştirecek ama bir şansları var. A side boş. Sova dikkatsiz sırtını döndü Jesse Wash. Neyle uğraşıyor anlayamadım. Evet, şimdi iki oyuncu Witz'le beraber Dispenser. Plant geldi Witz'ten. Dispenser merdivene kadar geçti. Çok güzel bir yer orası ama iyi vuruşlara ihtiyacı var. İlki geldi. İkinci gelecek mi diye bakıyorum Kiesa. Çok hızlı takas var. Flash. Şimdi Witz geriye doğru çekildi. Bu arada kaplanı da var. Yalnız kafesi içerisinde kaldı. Timing'i kovalayacak. Çıktı şöyle bir baktı. Üç oyuncu da neredeyse gördü ama. Dördüncüyü bilmiyor. Ve sıkışacak birazdan. Güzel bir deneme daha Witz'ten. Witz de gerçekten Dubstep'le beraber bence turnuvada Secret adına en değerli isimlerden bir tanesi olduğunu gösterdi. O yüzden Witz'in de ya bu denemeleri bazı tedirginlik yaratıyor rakibe. Kesinlikle, kesinlikle. Mükemmel bir eğim. Takım içerisinde bazen çok fazla sorumluluk alabiliyor Witz. Yani turnuva boyunca da Team Secret tarafında gerçekten zayıf bir görüntü çizen Jesse Wash var. Evet. Jesse Wash bu şekilde oynarsa zaten Team Secret'ın yani çeyrek finale yükselerek Team Secret zaten bence misyonunu tamamladı. Tabii, tabii, ama yani, tabii ki çeyrek finale yükselen bir takım her zaman daha fazlasını hedefleyecektir. Kesinlikle. Ama Jesse Wash'un bu performansıyla işler çok daha güç bence. Zaten Borkum, Jesse Wash, Dispenser bunlar böyle belli zamanlarda iyi işler yaptılar. Zaten hepsi iyi yapsa Secret yenebilir Ascent'i. Evet. Ama işte o istikrarsızlık oyuncularda bu arada Bonkolt çok iyi arkalayacak. Evet belki bir eko round'a karşı ama gördü Dubstep'i. Dubstep çok iyi bir reaksiyon verdi. Onu da yani Bonkolt'un da şanssızlığı. Tam yaklaştığında arkasını döndü bir anda. Dubstep. O Dubstep'i düzeltiyorum. Borkum buldu. Teklendi yalnız. Daha fazla bakmaması lazım. Şimdi bir terkeş foku bırakacak ki kimse gelmesin diye. Yardıma gelen Sinet. Tam bir anti eko round yıldızı Marshall'dır. İki tane body shot yeterli. Son kalan Dispenser olacak. Oyalama bizi. Dispenser fark edilmişti bu arada. Saklanıyor desek de bence fark edilmemiş çünkü 70 canı var. Koşuyor hala. Ya bu arkasındaki fight'ta görüldü galiba. O kadar. Snet ve Wallbang de beraber yakaladı. 3 kill. Önemli. Snet'in ultisinin biraz daha hızlı gelmesi sağlanacak böylece. E tabi Aesat adına da en büyük buradaki sıkıntı bu kompta bir healer yok. Yani Sky veya Sage olmadan oynayacaklar. O yüzden fight'ları gerçekten hani ikinci bir şans olmadan bitirmek durumunda kalabilir. Hareketleri çok daha doğru, çok daha kontrollü olması lazım. Şimdi Spectre'ları bırakmıyorlar tabii ki. Bonus oynayacak Ascent burada. Sinet zaten Marshall'la oynayabilir. Yani küçük bir operatör performansı gösterecektir. Sadece Kress yatırım yaptı. Phantom aldı. Team Secret tarafında da tüm silahlar, rifle'lar çekildi. Zeke. Window'un altına doğru gider mi? Orada kamera var. Kamera oradaki çiçeğin arkasına saklanmış bu arada. Kolay fark edilmeyebilir. Ama Zeke zaten istediğini aldı. Window altına yerleşti. Böylece bey'i tek başına tutabilecek. Zaten kamerası da Kiles'in hemen Bexa tarafında. Herkes A'ya odaklanacak artık. Snet geliyor, doğru yaklaştı. Aa, vuruş kaçıyor. Snet bir kere daha denedi. Tek var. Artık yavaş yavaş Bonkolt da oynayabilir belki. Atılan bir keşif oku. Bu yüzden bir Wallbang hasarı da geldi Snet'e. 43 canlı devam etmek zorunda. Bonkolt'un da yeri belli oldu galiba keşif okundan. Evet. Atılan bir de trap. Bonkolt. Atılan özür diliyorum. Şok oku. Bonkolt da tekleyemedi Sova'yı. Ama deniyor. İstediğini aldı buradan Ascent ilk etapta. Evet, tabii ki de aldı. İyi foyda sahip ya Sinet. Jesse Wash dediğin gibi o dikkatsizliklerinden bir tanesini daha yaptı ve Sinet sonunda o killini aldı. Şimdi taglendi bu arada kameradan. Dispenser. Uf, uf, uf. Şimdi bir tetik disiplini bekliyorum. Bakıyorlar. Kimse bakacak mı? Ama bakan en az canlı Dubstep oldu. Zeke bir tane daha AS attı Witz'e. 27 can. Şimdi sürükler geldi yalnız. Sürükler bilgi verecek. Sinet de spamlamaya devam ediyor ve Borkum'a bir hit daha. 38 can.
Şimdi Borkum'a Estavuz'u geldi, çıkabildi oradan. Oh, son anda Allah. Çıkabildi ama yani Dispenser. O da en önde kalan oyuncu olmuş. Belki de en kötü pozisyon burası. Şimdi perde arkasından en ufak bir harekette yeri belli olabilir ki Kiles sıkmaya devam ediyor. Kiles yakına bakacak mı? Bir kafes geldi. Timing Dispenser yapamayınca Starzo. Kiles'ten bir wallbang. Sonra kalan Witz pencereden geri çıklar. Yani bir kill alması bile ekstra olabilir burada. Bonkok görüyor bu arada. Mermiler geldi. Witz fark etmedi görüldüğünü. Tertemiz round. Bonus roundunda rakibinin silahları alındı. Şimdi Starzo için bir silah getirildi yanına. Kargoyla. Ve TMS herkesin bir kill aldığı, herkesin birer kill'le paylaştığı bir Ascent roundu. Yani çok rahat oynuyor. Yani Team Secret'ın da tabii kontrolü daha da kolay kolay rakibe verdiğini söylemek lazım. Harita kontrolü yok. Yani ya B'ye baktılar bomboş, herkes A'ya geldi zaten, sonra dönerken yakalandılar. Jesse Wash'un yakalanışı biraz fail. Ayrıca B site'a giriş çok sıkıntılı oldu. Borkum Snet tarafından taglendi, görülmese bile. Zeke Jet'i yakaladı, Jet'i yakaladıktan sonra Witz'e bir headshot attı. Witz'de ayrıca heal yoktu galiba round başında. Arkadaşlarının canını tazelemedi görebildiğim kadarıyla çünkü. Bu da bir handikap oldu. Şimdi de B'ye doğru kullanılan bir drone ama sıfır noktası gelince drone kesiliyor. Sıfır noktasının da tabii Sova'yı bu şekilde çok net antilediğini söyleyelim. Orta tarafta alınan infolar var KO tarafından. Bu bir anti-ek olmayacak ayrıca Ascend için. Silahlar çekildi çünkü ve Snet ilk kill almak üzere. Çok rahat. Dispenser'ı yakaladı. Buradan elini kolunu sallaya sallaya geride çekilecek. Starzo da kill buluyor. Starzo kill bulmakla geri, yani aynı zamanda geri çekilmeyi de başardı. Snet çok zorlandı ama dash'i var. Starzo üstüne dubstep'i düşürmüş. Artık son fight'ları izleyebiliriz derken 3 kill anında çıktı. Gelen flash, Witz, Zeke tarafından yakalanıyor A'da ve şimdi Jesse Wash, kalan son oyuncu, yeri belli ama kazanma şansı gerçekten var. Evet, Zeke B tarafında, tabii bir oyuncu biliyor, o yüzden B'ye gidecek Jesse. İkinci oyuncunun orada olmadığını varsayarak veya rotasyonda olduğunu varsayarak. Okuyor. Zeke backside'da 25 saniyesi var Oka yaklaşık, dediğin gibi onu bekleyemez. Zeke timing'i yaptı mı? Bence gördü. Hayır, görmemiş, kısaya bakmaya devam ediyor. Fakat birazdan fark edecek çünkü Jesse her köşeye bakarken elbet bir timing yiyecekti. Zeke son kilo aldı. Yani inanılmaz bir harita özgürlüğü veriyor Team Secret'e. En büyük sorun bu Karan. Yani ikinci roundda hatırlarsan Bonkot arkaladı midden. Evet. Tamam bir eko roundu ama bir sonraki roundda Zeke window altına sızdı. Burada Snet A'dan sızdı. Yani bu kadar büyük bir haritada gezme avantajı verirseniz. Yine Witz bu arada toparlamış. Evet, yani çok güzel vuruşları var ama yeterli değil. Bireysel kalıyor. Hı hı. Sizin güzel killerine rağmen bu roundu da kaybedince artık Echo vakti Team Secret adına. Ascent Icebox'taki başlangıcın bir benzerini burada gerçekleştiriyor. Şimdi Shock Oku Jesse Wash'a iyi hasar verdi. Bonkolt bu fight'ları kabul ediyor. Shock Oku güzel yere atıldı. Bu arada Dubstep'in de canı 45'e kadar indirildi. Bu bir problem. Haritayı açması gereken oyuncu artık Dubstep değil bence. Elinde de Spectre var zaten. Çok kolay olmayacaktır bu işler. Kaplan atılıyor ama direkt Zeke tarafından kırılacak. A'ya girmeye çalışıyorlar fakat ya şu senaryoda A'ya girmesi Team Secret'ın oldukça zor gözüküyor ve Bonkolt yan içine attığı ultisini de kullanacak. Anteko dinlemedi Bonkolt. İki oyuncuyu fark etti Starzo. Kill alamadan geri çekiliyor. Witz bu arada Zeke'i yakalamış. Shock Oku Bonkolt'tan ve Dubstep'te düştü. Güzel bir asit Starzo için ama kill alabilir mi? Biraz zor diyecekken Witz kaldı orada. Aldı. Kiles 2 kill'lik bir spray. Çok güzel spray. Zeke'i de kaldıracaklar mı? Zaten pardon. Evet kaldırabildiler. Zaman var. Bunu geçen konuşmuştuk belki. Evet, evet. Otomatikman kalkması lazım bizce diye ama burada çünkü zaman yetmeyebilirdi. Arkadaşları iyi zamanlamayla beraber yetiştiler. Team Secret'tan bir mola. Açıkçası işler çok kötü gidiyor. Icebox'tan bence daha kötü gidiyor şu an işler. Çünkü burada daha site'lara bile yaklaşamıyorlar neredeyse. Ve harita özgürlüğü konusunda rakiplerine çok çok avantaj veriyorlar. Yani ya kabaca şunu söyleyeceğim. Bir tarafta iyi bir Breeze takımı, bir tarafta Breeze'i hiç oynamayan ve oynamak zorunda kalan bir şekilde gösteren Secret var. Evet. Ciddi bir fark oluştu yani, şu an iki takım arasında. Team Secret'ın en büyük kozu Icebox'tı. Bu zaten Vikings maçında da böyleydi. En büyük kozları Icebox'tı.
Icebox'ı kaybetmek kabul edilebilir gibi değil. Secret evet. için çeyrek finalde ya zaten biraz bu tarz bir başlangıç, bu tarz bir Ascent dominasyonu bekliyordum açıkçası biz de. Ama şimdi bahsedilmesi gereken oyunculardan bir tanesi de artık Team Secret için Dubstep. Bijet'in evet yani ne kadar yetenekli olursa olsun her türlü şekilde takım arkadaşları tarafından desteklenebilmesi lazım. Evet. İstediğiniz kadar yetenekli olun. Sonuçta bu seviyede yetenek sizi hiçbir zaman tek başına kurtarmaz. Yani Scream'in Icebox haritasında 0-11 başladığı bir senaryo hatırlıyoruz. Tabii ki Dubstep o desteği hiçbir şekilde bulamıyor şu an, bunu söyleyelim. Bulamıyor tabii ki. Wits biraz daha sorumluluk almaya çalışıyor. Dubstep oyunu bir türlü oturtamayınca o da bir yere kadar oluyor zaten ki Skyla bunları yapmaya çalışıyor. Şimdi çok net bir B ucumu gelecek. Backside'de Sinet var. Şimdi Kaplan geldi, kısadan bir yardım gelmesi lazım. Drone'u vururken oyuncuyu kaçırdı Sinet ama tekrar pick alacaktır ve havada yakaladı. Bir de headshot'la beraber dispenserden bir takas gelmiş ama Sinet şimdi pillar arkasına saklandı, ulti çekti ama Jesse Wash istediği boşluğu buldu. Bir tane daha gelir mi? Hayır. Canı az Dispenser'ın. Geri çekilecek. Bu arada 2v2. Wits heal verebilir ki verdi galiba. Şu an hatta veriyor hala. Dispenser'ı fullleyecek. Ama Zeke için artık çok geç. 30 can. Viper'ın iki tane ulti havuzu var. Bunlar eğer açı temizleyebilirse, oyuncuları pozisyonlarından edebilirse sıkıntı olabilir. Ki ilki atılıyor ve Cypher bu yüzden biraz dipte kaldı. Bir tane daha atacak. Biraz erken atmayı tercih edebilirdi belki. Dediğin gibi flash pick geldi. Şimdi KO'da da flash var. Yakına yerleşti. Cypher bunu fark edecekler. Dispenser tabii Starzo'yu bu esnada fark etti zaten. Ve Zeke'in de nerede olduğu belli. Dispenser üzerine gitmeyi tercih ediyor. Her ne kadar Sinet çok güzel bir side savunmasıyla başlasa da 3vs5'ti galiba. Bonkot da yardım etti evet. Çünkü orada. Anında ama takaslar geldi. Ya işte orada side'daki oyuncular sıkışırken backup'ların getirildiği oyuncular daha çok aksiyona girmesi lazım. Yani Sinet'in orada daha fazla zorlamak yerine ben çekildim backside'a. Gelin yardım edin demesi lazım ama burada işte çıktı kafesten bir denedi falan yani. Aslında üstüne baskı da gelmiyordu. Gerek de yoktu buna. Biraz agresiflik göstermek istedi. Burada 2vs2'de biraz daha iyi oynayabilirdi bence Ascent. Bir flash'ta kaçırdılar oyuncuları. Tabii Team Secret'ın da bir yerde elbet round'u gelecekti. Yalnız Dubstep hala sıfır. Yani katkı hala gelmiyor. İçeri girerken Sinet tarafından yakalanmıştı o da. Ve şimdi tüpte peak Bonkold'dan geliyor. Dubstep açılışı Bonkold'un hamlesine karşı yapmış oldu. Hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Zaten nasıl gireceğim diye Team Secret kara kara düşünüyor. Yani giremiyorum A'ya ne yapacağım. Yani Bonkold agresif yaparken bir smoke'la pozisyon dışı kaldı Sinet. Dubstep'in geçtiğini görmedi ama Vought'si geldi. Jesse Zeke yakalamış. Kile sıkıştı. Side tarafı bir tane kill ama yeterli değil. Borkum'un takası var. Dubstep köprü altına kadar sızdı zaten. Rant çok büyük krizde artık. Backup'tan gelen Starzo'yu buldu ve Dubstep 3 kill ile beraber döndü maça. Ama her şey o koridor tarafındaki zorlama bir başlangıçla başlamıştı. Yani hep söylüyorum bunu, saldırı tıkanan takımlara karşı böyle aşırı agresif oynayıp öne çıktığınızda beklenmeyen bir entry veriyorsunuz. Ya Bonkold da bu arada bakması gereken tek yerden bu kili kaçırdı. Evet. Çünkü Sinet zaten sağ tarafı koruyordu. Dubstep çıkıp ama zaten Bonkold öyle pozisyona refleks verebilecek bir oyuncu yapılısına sahip değil ya. Yani. Bonkold daha statik bir eğim. Hani uzak mesafe, belli açılar. Yani pikleyen oyuncuya karşı daha refleks gösterip flick atayım falan pek mümkün değil. Süsse 2 round. Team Secret'tan. Şimdi Sinet. Dirseğe kadar geldi. Dubstep orada. Sinet'ten harika bir headshot. Bir tane daha gelir mi? Kaçırdı ama yine vurdu. Yani dash'ten çıkıyor hala vuruyor. Borkum hediye. Hediye getirdi. 1'e 2 değişim olacak. Sinet yine entry ile başladı. Ve Dubstep'e karşı çok büyük bir üstünlüğe sahip. Seri genelinde Jesse Wash. Drone kullanan oyuncunun üstüne gitmeye çalışıyor. Starzo arkadaşını koruyamadı belki ama Bonkold kendisini korumayı başarıyor. Ve şimdi de sızmaya çalışan bir Wits görüyorum. Bonkold A'dan açılacak. Dispenser'ın üzerine doğru gidecek. Dispenser Bonkold'a yakalandı ve tabii ki Wits'in de bir yandan zannediyorum bir şekilde elini kolunu bir şeyini gördüler. Ateş edildi çünkü. Evet, info sahipler gibi. Bonkold zaten Spike'ın üzerinde.
B'den de gelecek şimdi Zeke hızlıca. Bonkolt off angle 3 kill. Bonkolt hemen affettirdi bir önceki pozisyonu kaçırmasının üzerindeki. Bayrant da 6 geldi Ascent için. Sinet Bonkolt Zeke 8'er kill'de. Dubstep az önce toparlamıştı 3 kill'de ama yine bu round'u boş geçiyor. Sinet ilk kill neyse ama yani şurada dash. Takas tekrar silah mesafesi çekiyor ve headshot. Takas mesafesi inanılmaz kötü. Ki zaten çıkış kötü yani. Dubstep önce bir shoulder atıyor. 2 saniye sonra direkt çıkıyor. Bir dry peek atıyor. Yani çok kolay zaten senin için bu killer. Yani bu kadar da support ajanı varken oraya dümdüz çıkmak gerçekten çok büyük sorun. Dubstep hemen sıçramasını kullandı. Hızlı bir peek yapmak için ama bu kez koridoru boş bıraktı. Oraya bir tuzak bıraktılar. Bakalım Jesse onu kırmaya deneyecek mi? Ezber artık koridora gönderilen çukukları var malum. Evet, Wits ulti puanı aldıktan sonra bir az speed taktiğe girecek gibi. Ortaya çok hızlı sızan bu arada bir dispenser var. Yalnız Kires de aynı rahatlıkla B'nin bomboş olduğunu söyleyecek. Rotasyon başlıyor A tarafına doğru. Kim daha önce yetişecek? Tabi burada Stazor'un biraz yavaşlatması lazım. Oy. Ki onu Bonkolt yaptı. Marketten 2 kill'ini aldı. Bir tek daha geldi Bonkolt'tan 2 kill. 2 oyuncu yakalandı ultiyle. Team Secret'ın da taktikten sonra hayalleri de double biraz çöküyor double gibi. Door, double door. Şu anda Starzo dikkat gösterecek mi? Bu önemli. Site tarafında Starzo. Her an fark edilebilir. Dispenser onu vurdu. Üstünde solo var. Gelen flash harika Bonkolt. Zamanlama olarak Bonkolt açıkta kalabilir. Bir ulti kullanıldı. Bonkolt anlayacaklar. Nereye gidiyor Dispenser? Ayağını... Yani elini pardon. elini. W'dan çekmiyor. Hızını hiç kesmedi ve Kiles... Şimdi Witz'i de yakalayınca Dubstep sona kalan oyuncu. Ve Dubstep'te 20 saniye kala artık evet. Bu round'u kazanamayacağının farkında. Yani Dispenser çok doğru bir şey yaptı. Double Door'dan geldi. Side'deki oyuncuyu yakaladı. Kafeslerden kendine bir yol yapıp drone hırsızını kullandı. Yani üzerine yapacağı tek şey tekrar side tarafına geri dönmek. Ama yani daha o info gelmeden triple'ın arkasına doğru çıktı bir anda böyle bakayım ne var kim var orada falan diye. Yani iki doğrudan sonra hemen bir yanlış geliyor. Team Secret'ta belki de İki haritanın özeti bu. Bu arada market tarafı çok dar bir alan. Bonkolt Sova ultisine karşı biraz görür görmez çaresiz bıraktı oradaki. Bazen Sova'da ulti varken bu tarz pozisyonları vermemek lazım. Oralarda o kadar erken pozisyon almamak lazım. Bu arada orada Kiles son kill alırken Bonkolt bir anda bırakmış tabii ölmüştü. Yukarı falan böyle ok mok bir şeyler yapıyor. Tam küçük bir Legolas. Gelen yetenekler var. B tarafında en az 3 oyuncu tespit edilmiş olsa gerek. Zeke tarafından. 2-3 kişiler zaten orada da bu arada. 3'ü de yakınlar ve şimdi 4 kişi B'ye doğru ilerleyecekler. İlk defa Dubstep bir site'a girmeyi başarıyor ama. Kör vurdu. Son bıçak ya. Ve sonrasında inanılmaz bir reaksiyon. O ne? Dubstep'ten nadir gördüğümüz açılışlar oldu. Bu seri genelinde Jesse Wash. Bu vuruşlara round verilir. Ve Dispenser'da bonk oldu güzel bir Şerif headshot'la yakaladı. Yok bu vuruşlara round verilir. Yapacak bir şey yok. Yani tabii ki yakalanabilir Dubstep falan ama o durumda bile hala iki tane headshot atabiliyorsa bıçaklarıyla. Biraz şans vardı son bıçak. Yani boşa gitse round bitti evet, zaten. Tabii öyle. Kesinlikle öyle ama kendi kör olmasa bu arada girebilirdi. Evet. Çünkü kendi flash'ından kör oldu galiba takım arkadaşlarının flash'ından. Ama şu çok güzel refleks. Bu arada Zeke orada gerçekten hani yakalamış olsa Dubstep'i Sned'i muhtemelen hiç beklemeyeceklerdi. Yani Zeke kill de Sned'e gidecekti. Tabii tabii yani zincirleme gerçekleşti zaten. Şimdi A tarafına tekrar round bitecek. A tarafında yine Viper bıraktılar Starzo'yla. Starzo Viper'la A oynuyor bu arada enteresan bir şekilde. B'yi de tekrar bıraktılar. Takımda Cypher olunca böyle değişiklikler yapılabiliyor. Starzo Jesse Wash'u yakalamış. Dubstep zannediyorum gördü. Kiles pike geliyor Kiles ama o kadar ağır pik ki Kiles'in piki. Sürükler geldi. Çok rahat oldu Dubstep'in bu vuruşu. Şimdi de dediğim gibi sürükler info oluyor. Zeke hatta yakalanmış. Hayatta kalabilecek mi Dubstep Bonkold'u yakalarken Zeke takas getirdi. Witz yine Borkum'la birlikte işi toparlayan oyuncu oldu. Ve ulti Sned'in en büyük sorunu rakiplerinden önce ultinin içerisinde kafa attı. Sned ama... Mouse B'ye basacak zaman kalmadı evet. O hareketlilikten dolayı. Yoksa onu da vuracaktı Sned. Yani Ascent enteresan. Starzone entesiyle başladı roundda. Ama A tarafında o açılan Viper ini
içerisinde ve dışında koordineli bir oyun gösteremediler yani bize. Çünkü Cyper yakalanmamalı öyle. Evet. Ya zaten Kiles'in yani Lurk'ten gelen, backup'tan gelen oyuncu olarak oralara mutlaka dikkatli bakarak gelmesi lazım. Aslında bakmaya çalışıyordu ama açı olarak o kadar geldiğini tahmin etmemiş. Yani daha böyle uzaktadır herhalde. Ya tam butonun olduğu yerdedir falan evet, diye evet, bakacaktı evet, kapıya doğru. Ama o kadar derin atıyorsan tuzağa mutlaka ucuna kadar bakmak lazım. Ve drone var, agresif bir oyun çizmeye çalışıyor bir yandan. Ascent iki oyuncuyu tekledi drone. Bu büyük bir şans. Aynı zamanda ulti açılıyor ve Bonkold keşif oku atacak, hemen kırılmazsa büyük dert, hemen kırılabildi mi? Hayır. Fakat tabii ki orada dediğin gibi duvar var. Buradan geri çekilmek zorunda kalıyor Ascent çünkü oyun çok net bir şekilde anlaşıldı. Ya bunu attıktan sonra pikleyebilirdi ama tek oyuncu olduğunu tabii ki bilmiyor. Risk almak istemedi. Bonkold yoksa iyi bir denemeydi. Sinet bu arada Guardian'la deşi var. İyice yaklaştı. Tabii bir mermi avantajı olduğu için bu silahın hep böyle bakıyorsun. Bulursan bir headshot işleri karıştırıyorsun. Sinet de gezmeye devam ediyor. Sinet bir kill alırsa ultisi gelecek. Biraz da kill kovalıyor. Toran zaten yani dediğin gibi onu da alması çok büyük avantaj sağlar ama yine okudu bu arada, gördüğün gibi Ascent oyunu. Yani sessiz olduysa burası, burada kimse kalmamış diyor. Sinet de döndü. Zaten B'de şu an 2 stack savunma var. Backup Bonkold da geliyor spawn'dan. Sinet biraz daha double door koridor olana bakarak gelecektir B'ye doğru. Drone'la da Secret çok beklenir bir şekilde B'ye girecek. Yani Kayon'un sıfır noktası. Ulti açtı bu arada Zeke. Evet, bu arada dediğin gibi direkt ultiye davrandı Zeke. Çok zor olacak B'ye girmek bu şartlar altında ama Witz Bonkold'u yakaladı. Gelen bir Sova ultisi var. Sinet bundan kaçmaya çalışıyor. Zeke yakalanmış. Sinet arkadaşını kaldırmaya çalışacak. Bunu başarırsa çok büyük bir avantaj olur. Zeke kalktı, bakalım düşürebilecekler mi? Hayır. Karşı hamle gelmedi. 10 saniye var. Plant'in bir an önce alınması lazım. Artık bu mümkün değil. İnanılmaz bir kaos oluştu. Jesse Wash 10 canla imkansızı başarmaya çalışacak tabii ki. Belirttiğim gibi imkansız. Ve 8-4. İlk yarı yine Icebox'da olduğu gibi 8-4 Ascent üstünlüğüyle sona erdi. Evet, yani şunu söyleyebiliriz. Skor olarak benzese bile bence Icebox'dan çok daha tek taraflı bir haritaydı aslında Ascent için. Yani Team Secret'ın aldığı roundları düşündüğümüzde şans da var. Böyle özellikle az önce alınan ultili o headshotlı roundlar. Evet. Biraz böyle bir şans gibi göründü. Beceri de var. Ama genel olarak yani çok dominant görünmüştü aslında Ascent maçın başında. Bence bir çift tane görebilirdi bile ilk yarıdan. Şu gidişatı 4 round iyi bu arada. Tabii canım. Zaten dikkat etsen Secret için bunu konuşuyoruz iki maçtır. Yani Icebox'a da bakıyorsun. Yani bu oyuna göre 4 round fena değil diyorsun. Icebox'da çok clutch kaybettiler. Evet. Burada gerçekten o kadar da olmadı. Yani olmadı. Yani bence ona 2 de söz konusu olabilirdi Ascent adına. Ve zaten Team Secret'ın turnuva genelinde çok iyi gözüktüğü bir haritaydı evet. Icebox ama Breeze için aynı şeyi kesinlikle söyleyemeyiz. Breeze bu arada zaten genel olarak Ascent'in çok iyi bir haritası olduğu için yani... İlk oynayan takımlardan. Evet, yani sayı olarak belki Icebox'da aynı round kaybedildi ama oyun olarak çok daha domineler. Çok clutch'lara bile kalmadı oyunlar. Devre arasında tabi Team Secret için belki de son yarı olabilir bu. O yüzden dikkatli geçirmek isteyeceklerdir konuşarak. Yine Sinet karşımızda. Çok pozitif. Mükemmel bir seri geçiriyor kendisi de. Kiles de bence bugün çok iyi bir seri geçiriyor. Bonkold. İyi bir seri geçiriyor. Zeke iyi bir seri geçiriyor. Zaten hani... Bonkold iyice Sova tribüne girmiş yalnız, onu da söylemek lazım. Herkes işin makarasında biraz. İkinci yarı başlayacak. Ascent yarı final için artık çok büyük bir avantaja sahip ve kazanacakları 5 round onları... İlk yarı finalist yapacak Valorant Champions'da sene boyunca bu turnuvayı bekledik. Evet. Gerçekten hani nasıl bir atmosfer olacak, nasıl bir turnuva geçecek, hangi kimler katılacak? Formda, hangi takımlar düşüşte olacak? Hı-hı. Hangi yıldızları izleyeceğiz? O yıldızlardan bir tanesi Sinet. Tabii yani sadece takım veya skor olarak da değil, sessiz olarak yılın en iyi oyuncularından bir tanesi Sinet. Burada da bir yarı final, belki bir final görürse, hatta şampiyon olursa tabii ki yarılacaktır ama ya bence yarı final görmesi durumunda bile
bütün senenin en iyi oyuncuları noktasında ilk 5'e yazılacak isim olacaktır. Evet. Jet pozisyonundan bahsediyorum özellikle. Tabii önde bu konuda bir tane belki de geçebilecek oyuncu var görünen. O da Dörke. O da eğer finale gidip şampiyon olursa. Evet. Yani Tenz o fırsatı kaçırdı. Evet. Yani Scream tam Jet olmadığı için ona öyle bir rol veremiyorum ama yani kesinlikle Jet konusunda gerçekten yılın en iyi Jet'i olabilir eğer Dörke ona geçemezse bu noktada. Snet A'da başlamayı tercih ediyor round'a. Ascent, Plant'i direkt alacaklar. Bomboş bir A-site var. Çok ilginç bir savunma taktiği gördük. 5 oyuncu birden B tarafındalardı. Ortada bu arada Bonk oldu. Dispenser'ı sıkıştırmaya çalışıyor ama destek gelecek. Canı kalmamış mı Dispenser'ın? Wit. Yani şu anda zaten takımının ayakta kalan tek oyuncusu neredeyse. İyi bir performans ortaya koydu. Zeke tüpü düşürmüş. Bu bir dert olacak onlar adına. Ve Snet, Jesse Wash'u yakaladıktan sonra yine Wit'ten gelen bir takas var. Ama Dispenser bu kadar az canlı takımına destek verebilecek mi? Dubstep yaklaşıyor. Kamera atıldı. Dubstep fark edilebilir adam ve Clash Dubstep'i yakaladı. Dispenser. Yine Zeke tarafından bulunuyor ve Zeke'in aldığı 3 tane kill var. Round içerisinde bu roundun da kahramanı oldu. Ve bu serideki 4. tabanca roundu Ascend'in kazandı. Zeke gerçekten Team Secret'in kriptoniti oldu. Yani 2 maçtır onu durduramıyorlar. Yani herkes bir şekilde ölüyor ama olay Zeke'e geldiği zaman duruyor Team Secret. Burada da harika bir oyun. 13 kill, 13 asist bu arada. Yani Zeke gerçekten kendini çok iyi hissediyor. Hareketlerinde anlaşılıyor. 14. round. Yani Team Secret rakibinin çift tane çıkmasına izin verecek. Bir şeyler aldılar ama çok tabii gerçekçi değil bu roundu çalmaları. Tam tersi rakibine oranla da Ascent harita yayıldı. Ki işte bu yayılmada da her taraftan ilerleyen oyunculara karşı Starzo'yu kill alıyor. Windows'da Kiles biraz zorlansa bile Bork'un buldu. Erkenden iki oyuncu kaybetti Secret. 9 ve ardından 10 Ascent için gözüken o. Çift hanelere ulaşacaklar. Bu da yarı final için sadece 3 round kaldı demek. Snet'i Witsi de yakaladı. Drone atılıyor Bonkolt tarafından. Hasar almak istemiyor Ascent. Bu yüzden tabii ki yetenekler kullanılacak. Titiz davranılacak. Ve Snet son kalan 2 oyuncuyu da kendisi düşürdü. Sadece 1 oyuncu kaybı var. Hiç problem değil. Bu gidişatta ilk silahlı round oynanılırken tabii ki Ascent bonus geçirecek. Ve çok fazla bonus kazandılar bu seri boyunca. Çok rahat ya Ascent. Gerçekten. Mükemmel kiler. Bir deathmatch performansı. Marshall'la ısınır gibi. Evet bakalım Team Secret'ın yavaş yavaş son şanslarına doğru geliyoruz. Bakalım bir reaksiyon görecek miyiz? A tarafını sadece Borkum'a bıraktılar savunmada. Bir B bekliyor şu an Team Secret. Hani belki de silahlar küçük diye hani B tarafına acaba hücum mu gelir beklentisi var. Şu an için harita yine yayılarak başladı. Ascent olur da hani rakibi bir agresiflik yaparsa bir sahayı kesmek için. Kileste bir sağa bir sola bakıyor timing'de sürekli. Bir de topun üzerinden derin bir orta kamerası var. Aman kameralara dikkat edelim şimdi. Ondan sonra maçta falan sıkıntı çıkmasın. Bodyshot geldi Sinet'ten. Yani kameralar bizi çok uğraştırdı. Çok vaktimizi çaldı her şeyden önce. Sas çok rahat geldi bu arada butona kadar. Yani biraz canı gitti belki ama şu an çok tehlikeli bir yerde. Zaten o kadar rahat geliyorsa oraya ya lurk atacak ya da Allspit'i birleştirecek oradan. Ki şu an lurk atacak gibi görünüyor. Secret da hani bu kadar zaman A'dan bir hareket görmeyince ooo dubstep. Orada kapı yokmuş gibi davrandı. Wallbang'ler. Ve Dispenser etkilenmedi. Bu sıfır noktasından kaçmayı tercih etti mantıklı olarak. Nereye ateş edeceğini çok iyi biliyor. Bir oyuncu yakalandıktan sonra Dispenser Zeke'de düştü. Ve Snet'i işaretledi. Snet buna rağmen kill çıkarmış. Dispenser site'da kapı gibi. Bu aşamada bir daha şartledi. Ya kamerayı da kıramamaları hala büyük dert. 14 saniye kaldı zaten. Round'u yazamayacağız Ascent'de. Dispenser'dan 4 killik bir savunma performansı. Ama aynı zamanda tabii Dispenser bu kadar sağlam bir performans göstermişken 3 oyuncu kaybettiler. Evet ama yani Dispenser'ın da sağlam performansı bir kere Ascent'in site'a geçememesinden kaynaklandı. Evet. Birincisi, ikinci olarak da bir speed taktiği yapmadı Ascent. Yani Dispenser sadece main'e bakmaya devam ediyor arkadaşlarla beraber. Destek getirdiler bir de sürekli Dispenser için. Evet, belki yani öldüler ama Dispenser'a hep pozisyon hazırladılar. Kesinlikle öyle.
Ya bir de zaten beynin en büyük hücum sorunu, eğer speed haline getiremezsen taktiği, çok sıkışıyorsun site'e. Ya çok hızlı site'e geçeceksin ya da dağılarak hücum yapacaksın. Öbür türlü main'den dispenser'ın yaptığı gibi giriş çıklarla ufak ufak aim fight'lara girmek çok zor değil. Zeke'de ulti var bu sefer. Ve Sinet Witz'i düşürerek açtı. Belki de rakibin en formda oyuncusunu yakalıyor Sinet bu açılışta ve hasar bile almadı bunu yaparken. Zeke ilerleyecek bu flash'la birlikte. Daha fazla baskı kurmaya çalışacaklar. Zeke biraz hasar verdi rakibine. Dispenser fight'i kabul ediyor ama bu bir hata oldu. Ama teker teker geliyorlar Borkum. Takası almayı başardığı için bu round hala kazanılabilir gibi gözüküyor. Tabii bunu söylerken bir yandan da Kilis'i takip ediyoruz. Double Door'dan gelecek. Bonkolt kapıda. Sinet olabildiğince oyalıyor. Çok hasar aldı. Burada asitler var. Kilis bir kill çıkarmış. Sinet yakalandı belki ama hala avantaj Aysen'de. Evet, geri çekildi hemen Starzo. Mar tarafına dolaşacak. Dubstep ve Bonkolt. İki tane side tarafından aldığı kill ile beraber roundu bitirdi Bonkolt. Belki önceki harita kadar çok etkili olmuyor şu an için ama özellikle son roundlardan bahsediyorum. Yine maçın başında çok iyiydi zaten. Yine buradaki side tarafından aldığı iki tane kill ile beraber hem 15. kill oldu. Tekrar scoreboard'un tepesine çıktı. Hem de yani ufaktan neredeyse bir maç MVP'sine doğru gidiyor. Seri MVP'sine. Burada Bonkolt'un İlk vuruş oldukça zor, ikincisi uzaktan kendisi için oldukça kolay. Son mermileriyle beraber killer gelmiş. Ekonomi yok. Secret yine bir yarım rounda gidecek. Bu da Ascent'in seri puanına ulaşması anlamına gelebilir ki. Yani ikinci bir teste maç bitecek gibi görünüyor ya Ascent adına. Hiç krize girmedi Ascent. Hiç. Yani ve bir çeyrek final için izleyiciler adına rekabet tatmin edici değildi şu ana kadar. Jesse Wash Sinedi şok okuyla yakaladı. Önemli bir haber. Zeke'i göremedi mi Dispenser? Zannediyorum gördü. Bir an yine daha disiplinli davrandı. Witz dubstep'te birer kill çıkarmış. 2v3 bu arada yakalandı Zeke derken dubstep'te bonk oldu, düşürdü. İnanılmaz bir round kazanımı. Göremedik dubstep'in ultisini ama büyük ihtimalle güzel bıçak killleri var yine. Witz'in de katkısıyla birlikte. Secret böylece 6. roundu kazanıyor. Yani çok hızlı oynamak istediler rakibi hazırsız yakalamak için ama B tarafı gerçekten round başlarında çok tehlikeli. Çünkü çok dar alan aslında. Yani belki de tüm kocaman Breeze haritasının en dar alanı B'nin site içi. Zaten Sinet'te iki tane okla direkt öldü. Biz Witz'i izliyoruz burada. Witz arkadan gelen Zeke'i yakalamış. Dubstep'in evet. Şöyle bıçaklarını izleyelim. Enteresan. 11-6. Onlar bence ya yani bu çeyrek finallerden sonra her şeyden önce şu konuşulmuştur arkadaşlar, keyif alalım. Evet evet. Yani çok da bir her şey onlar için pozitif. Negatif olacak hiçbir şey yok belki de. Şimdi Zeke yine ulti küresini hızlıca aldı. Zeke'in de neredeyse 2 roundda bir ortalama ultisi geliyor gibi. O kadar çok kill alıyor ki. Hem de küreleri topluyor bir yandan. Şimdi dubstep double draw'a doğru bakıyor. Witz'le birlikte backside'da Borkum var. Sinet'in ultisi. Bakalım enter'ı bulabilecekler mi bunun üzerinden? Smo bekleyecektir. Bu arada full armor'lı Sinet, yani iyi bir yatırım yaptı buraya. İki tane bıçak Witz'e gitti ama bu arada dubstep Smo'a girecek galiba. Hatta arkasına geçecek, arkasına geçti şu an. Yapmaz öyle bir delilik. Yani açıldığında Zeke onu fark edebilir. Zeke oraya doğru mu bakıyor, sahipten bakıyor, çok emin değilim. Açısını anlayamadım şu an. Keon'un bakışından ama dubstep. Kili aldı. Oradan kaçmaya da başarıyor Dash ile birlikte. Sinet şimdi bıçaklarını kullanıyor ama biteceği için dedi en azından yerdeki silahı alayım. Hatta full armor'lı. İlerleyecekler. Dubstep'e bakarlar mı? Sinet baktı ve entry'sini buldu. Kiles Dispenser'ı bulunca lobi tarafında ama 2v2 hemen takaslar geldi. Sinet vurmaya devam. Sinet vurmaya devam. 2v2 dediğin gibi bir şok oku atılacak. Sinet pozisyonu değiştirmek zorunda. Starzo'da 2 tane vurdu. 12 oldu. Starzo. Ascent. Icebox'ın son roundunu hatırla. Eko'yla kazanmışlar. Eko'yla kazanmışlardı. Burada da maç entry'i alıp Eko'yla gittiler aslında. Eko'ya kaybettiler. Çünkü maç puanı gitti. 6 tane yarı final puanı Ascent için. Şu killeri izlemek istiyorum. 61 can, 16 mermi. İlk oyuncu çok hızlı vurmuş. Sonra da spray'in devamı. Starzo'nun en iyi highlight'ı. Evet. Maç yani boyunca herhalde. Evet. 12-6 seri puanı geldi Ascent için. Yani net bir şekilde çeyrek finalde belki de göreceğimiz en tek taraflı maç olabilir bu. Yani evet, Ascent'in favori olduğunu ve belki de 2-0'da geçmesini bekliyorduk ama Secret'ın gruplarda gösterdiği caydırıcı oyundan hiçbir şey göremedik bugün.
Yeri geldi Ascent oynatmadı. Yeri geldi belki de Team Secret kendi kendini pek bugün bu maçı hazırlayamamış gibi. Dubstep net bir şekilde grupların en böyle dikkat çeken oyuncularından bir tanesiydi. Hatta onu da Twitter'da paylaştığı bugünkü tweet'i görmüştüm. Dünyadaki Valorant sahnesinden birçok insan takip etmeye başlamış. Oyuncu, sunucu, işte hani koç. Dubstep. Evet. Yani o inanamıyorum gerçekleşiyor falan gibilerinden o da çok mutlu olmuştu. Gerçekten hani önemli bir isim bıraktı. Ve büyük ihtimalle bugün turnuvaya veda ederken takımın arkasında onun ismi çok konuşulacaktır. Çok sevindirici. Yeni oyuncuların buraya gelip kendini bu şekilde gösterebiliyor oluşu. Gerçekten Dubstep'te hani o kadar güzel bir seri geçirdi ki Brezilyalılara karşı. Bütün ilgiyi üstüne çekti o seride. Ama bu seride çok daha zorlu bir rakip var. Ascent. Ve karşısında çok daha zorlu bir Jet var. Açık konuşmak gerekirse. Çok dar. Evet, lobi tarafında kullanarak yine bir hücum kullanacak gibi Ascent. A'yı hızlandıracak. Zeke population'ı bıraktı ama çıkmadı. Witz vardı yakında. Sinet yine yavaş yavaş geliyor. Smoke'dan bu arada. Sova otisi geldi ve aynı zamanda KO otisi geldi. Bu kez Jesse kill almış. Yalnız Zeke eş zamanlı olarak Witz'i buluyor. Bonkolt'a karşılık verecek. Bonkolt'a yakalayabilmiş mı? Yakalayabilmiş Bork'umu. Zeke ta köprünün oraya kadar inanılmaz bir headshot. Yani Zeke çok rahat oynuyor. Çok iyi oynuyor bugün. Takımın çözümlerini üretiyor ve Dispenser'a dubstep. Belki de Champions'da son maçlarını oynayacaklar, son round'larını oynayacaklar artık. Keyif çıkarsınlar, keyif alsınlar. Çünkü burada 2v4 retake gerçekten uzak bir ihtimal. Çok geriden geliyorlar aynı zamanda ve side'da Viper ultisi var. Şimdi Sinet dubstep'i yakaladı. Serideki son kill'i çıkarmaya çalışıyor Sinet aynı zamanda. Kim alacak? Sinet aldı onu da. Ve 13